size av yemeklerinden bazı şeyler göstereceğim. Size şimdi keklik dolması yapacağım. Ördek var. Tavşan var. Burada yayın balığı var. Bir de ördeklerin göğüs etleri alınmış. Göğüs etleri var. Bunlardan size çeşitli yemekler yapacağım. Av yemekleri yapacağım. Bu av yemeklerinin içerisinde ilk önce ördekten başlayalım. Bu gördüğünüz yeşilbaş, yabani ördek. Bunun göğüs etleri alınmış. Bunları şiş yapacağız. Ördek şiş yapacağız. İlk önce ondan bir başlayalım. Ördekleri küp şeklinde küçük küçük kesiyoruz. Evet. Bunları küp şeklinde doğruyoruz. Ve doğradıklarımızı kabın içerisine koyuyoruz. Bunları sirkeyle terbiye edeceğiz. Aşağı yukarı 5-6 saat. 5-6 saate yakın sirkenin içinde bekleyecek. Ve daha sonra oradan çıkardığımız parçaları şişler edeceğiz. Şişler dizmeden önce de bu ördeğin içerisine değişik malzemeler koyacağız. Bu malzemeler rendelenmiş soğan koyacağız. Kırmızı acı biber koyacağız. Sarımsak koyacağız. Kekik koyacağız. Bunları bir de zeytinyağı ekleyeceğiz. Bunlar kendisi harman olacak, karışacak. Ve 5-6 saat sonra tekrardan yeniden yapmaya başlayacağız. Şimdilik sadece böyle kare kare kesiyoruz. Küp küp kestik. Bunun püf noktası, bunların içerisine kuyruk yağı koyacağız. Kuyruk yağı ördeğe çok güzel bir lezzet verecek. Evet, bu işlemimizi yaptıktan sonra sirkemizi koyuyoruz. Ördek etin içerisine. Bu sirke de 5-6 saate yakın kendini çekecek. Bu arada kuyruk yağlarında aynı şekilde küçük 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 doğrayacağız. Bunlarla beraber bir ördek eti, bir kuyruk yağı, hepsini beraber dizeceğiz şişlere. Kuyruk yağlarımızı da bu şekilde doğradıktan sonra yayın şişleri yapmaya başlayacağım.
bu yayınlardan da size yayın şiş, yayın plaki olmak üzere iki çeşit yemek yapacağım. Evet, sirkemizin içerisine sirkeli içerisine bunları da koyduk. Şimdi yayınımıza geçelim. Yayın balığı orta boy bir yayın balığı. Yani bizim tabirle kelebek yayın denir buna. Aşağı yukarı 1-1,5 kilo civarında. Bunu şimdi ben size işlenişini, kesilişini göstereceğim. Yayın balığını bu şekilde kaburgasına kadar iniyoruz. Soğuk olduğu için biraz zor kesilir. Dolaptan çıkmış. Bu şekilde burasını açtık. Aynı şekilde buradan da açıyoruz. Evet, bu şekilde kemiğini çıkarıyoruz. Bunu kullanmayacağız. Ve yayın balığımızı şiş yapacak şekilde biraz kuşbaşından biraz büyük şekilde doğruyoruz. Soğukken biraz daha kolay kesilir değil mi? Evet. Kesiliyor. Evet. Bunun bir tanesini böyle hazırladık. İkincisini de aynı şekilde biraz kamburu yayılmış. Yıkar mısın? Şunları atar mısın? Dursun. Bunları dursun. Bir sürü şey kabuğunu yıkadın kabuğu önce. Ha şunu
burada bu şekilde çıkardık. İşte bir kenara alıyoruz. Yayınlarımızda kestiğimiz yayınları bir kabın içerisine koyuyoruz. Buna kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Kırmızı acı toz biber. Acı olmasına dikkat edeceğiz. Evet. Yağ koyuyoruz, zeytinyağı koyuyoruz. Arzuya göre zeytinyağı olmasında daha yarar var. Tuzunu atıyoruz. Tuzunu da atalım. Evet. Bir gün bunun beklemesi gerekiyor. Yani ertesi güne kadar bu kendi çekecek. Terbiye olacak. Daha doğrusu lezzeti. Bu acı biberin aroma lezzeti içerisine karışacak. Bu yağın içerisinde sıvı yağ ve kırmızı toz biberle harmanlanacak. Bunu da böyle bir kenara koyduk. Ördeğimizi kenara koyduk. Sıra kekliklerimizde. Keklikleri de şu anda yapacağım bir işlem yok. Keklikleri de yarın sabah tekrar devam edeceğiz. Hanım onları hanım yapacak. Hanım keklikli, bulgur pilavlı, iç pilavlı, iç pilavlı değil mi? Keklik şey yapacaksın. Bulgur. Ha, bulgur pilavlı keklik yemeği yapacak. Tabii işte dediğim gibi burada bir av sofrası var. Burada ördeğimiz var, burada tavşanımız var. Şimdi burada iki tane yayınımız kaldı. Bu iki tane yayından da yarın, şimdi bugün bunları terbiye olsun diye bekliyorum. Bunları da hazırlayacağım ve daha sonra bunları da yayın güveç yapacağız. Şimdilik bu kadar. Evet, şimdi ördek yememize devam ediyoruz. Aşağı yukarı 4-5 saate yakın sirkeli suda ördeğimiz bekledi. Şimdi bunun terbiyesini yapacağız. Terbiyesinde çok ince rendelenmiş soğan, sarımsak karışımını içine karıştırıyoruz. Ve bunun içerisine kırmızı toz biber, acı kırmızı toz biber, kimyon, yeterince tabii bu bir çay kaşığı olabilir, tuzumuzu atıyoruz. Karabiberimiz var mıydı? Bir karabiber alayım. Yeterince tuzumuzu da attık. Bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyoruz. Ve sıvı yağımızı, zeytinyağımızı da döküyoruz. Ve bunu karıştıracağız, harmanlayacağız. Ve birkaç saat daha bunu böyle bekletip
şeker bir olmasını bekleyeceğiz. Daha sonra bunları şişe dizeceğiz. Şişlerimiz bambu şişler. Bambu şişlerimizi dizeceğiz. Dizdikten sonra fırında pişireceğiz. Şimdilik bekleyelim bakalım. Birkaç saat daha terbiye olsun. Bir gün önce hazırladığımız ördek şişini sosa yatırdık bunu. Şu anda hazır. Ben şişleri biraz hazırladım. Bu ördek sosunun içinde neler vardı onu bir daha hatırlayalım. Kuşbaşı halinde doğranmış. Ördek etleri kuşbaşı halinde doğranmış. Kuyruk yağı, koyunun kuyruk yağı, soğan, rendelenmiş soğan, sarımsak, kırmızı acı biber, toz biber, karabiber, tuz, kimyon. Bunların hepsi bir de sirkeli suyla hazırladık bunu. Sirkesiyle beraber aşağı yukarı 5-6 saate yakın dinlendi. Ve şimdi bunları şişlere hazırlıyoruz. Ördek eti, kuyruk yağı, ördek eti ve kuyruk yağı, birer tane bir kuyruk yağı, bir ördek eti olmak üzere şişlerimizi hazırlıyoruz. Şişlerimiz de bambu şişler. Bunları böyle hazırladıktan sonra esasında yapmamız gereken dışarıda güzel bir ateş yakacaktık. Güzel bir mangal. Mangalın üzerinde yapacaktık ama şimdi burada bu imkanlarımız olmadığı için bu aynı şekli fırında yapacağız. Bu şekilde şişimizi hazırladık. Bir de hazırlayalım. Kuyruk yağı, ördek eti, kuyruk yağı, ördek eti. Evet. Şimdi bu böyle hazırlanacak. Tabii hazırlanışını ben size gösterdim. Bunun yanında hemen yayın şişimize geçelim. Yayın şiş yapacağız. Yayın şişe de aynı şekilde bir gün önceden hazırladığımız sıvı yağ, zeytinyağı, kesip doğranmış yayınlar, kırmızı acı biber, tuzunu attık ve bunları hazırladığımız biber, küp şeklinde doğranmış biberler ve domatesler, bunlarla şiş hazırlayacağız. İlk önce yayınımızı takıyoruz. Domatesimizi geçiriyoruz. Yayın eti, biber, balık eti yine yayın, domates. Evet, yayın şişlerimize devam ediyoruz. Bir yayın domates, yayın, biber koyuyoruz. Yayınlarımızı koyduk. Evet. Buraya gördüğünüz gibi bunlar ördek şişleri, bunlar yayın şişleri. Şimdi bunları böyle hazırladık. Hazırladıktan sonra fırınımızı açacağız. Fırınımızı dizeceğiz. Fırında şiş yapacağız. Görmüşlerdi ki bunu dışarıda doğada mangalın üzerinde, en güzeli mangalın üzerinde. Mangalın üzerinde yapmak mangalda daha lezzetli, daha da güzel olur ama şimdi biz burada şehir ortamında olduğumuz için ancak bunu ev ortamında böyle fırında
yaparsak daha iyi bir görüntü elde ederiz. Şimdi dünden hazırladığımız kekliklerimiz vardı. Kekliklerimiz haşlandı. Kekliklerimizi birazdan içerisine bulgur dolması yapacağız. Bulgur pilavıyla bunları da fırına süreceğiz. Fırında kızartacağız. Bulgur pilavıyla beraber servis yapacağız. Tabii bunun suyunu da atmayacağız. Suyuna da çok güzel bir tarhana çorbası yapacağız. Niye tarhana çorbası? Bence bilmiyorum ama bulgur pilavının yanında tarhana çorbası. Yanına da bir turşu mükemmel gider. Ben avdayken avdan girişimde dönüşümde hanım hep böyle yapardı. Benim bulgur pilavını sevdiğimi çok iyi bilirdi. Gürül gürül soba yanardı. Soba yanarken de bulgur pilavını sobanın üzerine koyardı. Ağır ağır o bulgur pilavı çekerdi. Yanına da bir turşu açardı. Böyle daha önceden vurduğum kekliği de bulgur pilavının içine oturturdu. O gürül gürül yanan sobanın yanında o bulgur pilavı, turşu, bir de ayran olurdu. Değme gitsin keyfine. Evet, şimdilik bu kadar. Birazdan yayın güveci nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Ve bunları pişirmeye başlayacağız. Pişirdikten sonra tekrar sizinle beraber olacağım. Evet, şimdi sıra geldi yayın güvecimizi yapmaya. Küçük bir elimize bir güveç var. Doğradığımız yayınları güvecimize koyacağız. Güvecimizin dibine yağımızı koyuyoruz. Daha önceden doğradığımız soğan, sarımsak ve domatesi güvecin dibine bir miktar yerleştiriyoruz. Ve doğradığımız balıkları da, yayın balıklarını da bu güvecin üzerine dolduruyoruz. İkinci bir kat tekrar domatesini, biberini, soğanını koyuyoruz. Tekrar balıklarımızı koyuyoruz. Ve tekrar soğanlarımızı koyuyoruz. Bu soğanlar, domatesler, güvece hepsi çiğden konulması gerekiyor. Ve yayın çok çabuk piştiği için yarım saat içerisinde çok çabuk bir şekilde pişecek. Bunları koyduktan sonra isteğe bağlamak, acı olsun diyorsa aslında yayın pilakinin en büyük özelliği acı olması. Evet, karabiberimizi koyuyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. 2 bardak su ilave ediyoruz. Bir bardak büyük bardak. Evet. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Ocağımıza bunu koyacağız. Şimdi bulgur pilavımızı hazırlayacağız. Keklik için bulgur pilavımızı hazırlayacağız. Hanım sen soğanlı. Soğanlı, biber salçasın var. Domates salçası, biber salçası. Domates salçası. Reyhan var. Reyhan var. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Ben doldurayım istersen. Aha, ben şuradan da şöyle yapmışım. Tekliklerimizin içine bulgurları, hazırlanmış olan bulgurları dolduruyoruz. Dikecek mi? Yok. Neye gerek yok hanım. Burada şey diyecek. Evet.
Bunları da 15 dakikaya yakın tekrar bir daha küçük tencerede pişireceğiz. Bulgur içerisinde şişecek, pişecek. Daha sonra bulgur pilavını pişireceğiz. Çıkardığımız pişen keklikleri, bunları fırına vereceğiz. Üzerine salçalı yağlı sos yapacağız. Fırında nar gibi kızartacağız. Kızarttıktan sonra çıkaracağız. Servise hazır olacak. Etrafına bulgur pilavını dökeceğiz. Ve böylelikle servise hazır olacağız. Şimdilik bu kadar. Yemekleri pişmeye bırakalım. Evet. Fırınımızdan yayın şişlerimiz çıktı. Mükemmel bir koku var. Bu yayın şişimizi evet alalım şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi yayın şişimiz böyle servis tabağımıza koyuyoruz. Bu şekilde tabi gönül ister ki bunları gerçekten mangalda yapmak. Mangalda yapsak mangalın tadı daha bir başka, daha güzel olur ama burada da güzel oluyor çünkü kendi suyuyla pişiyor ve lezzetini o ateşe vermiyor. Böyle de güzel. Şimdi bu arada ördek şişlerimizi de fırına koyduk. Birazdan onları da çıkaracağız. Şu anda yayın şişimiz hazır. Bu arada bunun yanına tabii çok güzel bir tarhana çorbası yapılıyor. Güzel bir keklik için bulgur pilavı yapılıyor. Bu arada yayın plakimizde güveçte yayın plakimiz pişiyor ve keklik dolmamızda kekliklerimizde şu anda pişiyor ve pişmiş zannedersem bunlar da hazır. Birazdan servise sunacağız. Evet. Teşekkür. Şimdi ördek şişlerimiz fırından çıktı. Mükemmel bir lezzet kokusu var. Görüyorsunuz şu ahisteliği. Kuzu eti buna mükemmel bir lezzet veriyor. Ya. Evet. Kekliklerimiz bulgur dolması içine hazırlandı. Üzerine salça sosu, karabiber, salça, sıvı yağla harmanlandı. Gördüğünüz gibi yayın şişlerimiz de fırından çıktı. Şu anda yemeğe hazır ördek şişlerimiz de. Kekliğimizi fırına vereceğiz. Biraz kızaracak. Kızardıktan sonra bulgur pilavı ortasına oturtacağım. Bu arada buraya gelirsen güvecimiz pişmek üzere. Yayın pilav güvecimiz pişti. Hanım tarhana çorbası Anadolu'nun has yemeği. Tarhana çorbası Anadolu'nun has yemeği bulgur pilavı. Evet. Şimdi bunları fırına veriyoruz. Fırından çıktıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi av yemeklerimiz pişti, hazırlandı. Bunu şu anda bize yemek düşecek. Yayın güvecimiz hazır. Bu yayın güvecimiz sulu. Şu anda yayın güvecimiz. Ve burada bir yayın şişimiz var. Burada keklikli bulgur pilavımız var. Burada ördek şişlerimiz var. Evet. Tarhana çorbamız var. Turşumuz var. Bir de aşure ayı olduğundan aşuremiz var.
Evet. Benim size sunacaklarım bunlar. Ben Alaaddin Denizoğlu, Sarıyer, Ankara Nallıhan Sarıyer Barajı avcılarından Alaaddin Denizoğlu. Size böyle ara ara av yemekleri sunacağım. Şimdilik afiyet olsun diyorum. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.